1980 yılından beri burada oturuyorum. Önce saçma fabrikasıydı burası. Sadece koku oluyordu ama gelip geçici oluyordu. Sonra kapandıktan sonra kapanmış ama el altından kaç 2005 yıllarında mı ne tekrar atık getirip gömmüşler buraya toprağın altına. O atık şimdi her yağmur yağıştan sonra çok hızlı bir şekilde koku veriyor ve çok müthiş rahatsız ediyor bizleri. Sabaha kadar, akşam başlıyor sabaha kadar. 8-9'a kadar gündüz sürüyor bu koku. Gündüz olmuyor. Mesela şu an yok ama akşam başlayacak. Bilhassa sabaha kadar. Sabaha karşı daha yoğun oluyor. Duman evet bu şekilde çıkıyor ama yer yer başka yerlerden de çıkıyor duman. Yalnız buradan çıkmıyor. Ondan sonra yağmurlu havalarda bilhassa artış gösteriyor. Daha müthiş bir koku oluyor. Hemen hemen her evde bir hastamız var. Kanser hastası var. Atıkların kaldırılmasını biz de diğer insanlar gibi sağlıklı, temiz havada yaşamak istiyoruz. İşte gördüğünüz gibi koyun, kuzular, çocuklar otluyor. Hiç kimse de girme demiyorlar. Bilinçsiz insanlar yani. Bu kadar artış her evde bir hasta olur mu? Mümkünatı yok yani. Sonra gençlerimiz hamile kalıyor. Hep özürlü çocuk doğuruyorlar, sakat çocuk doğuruyorlar. Çok yaygın bir şekilde o da. Her 5 aileden birinde bir sakat çocuk doğuyor. Bir haftadır aynı kokuları duyuyoruz. Sürekli pencerelerimiz olsun, kapılarımız olsun açamıyoruz. Kalp hastası kızım var. Sadece benim kızım değil, mahallemizde de hastalarımız var. Kanser hastalarımız var. KOAH hastalarımız var. Yani bir haftadır biz bu kokuyu çekiyoruz. Yazın da en azından daha çok fena kokusu oluyor. Yani bir an önce yapılmasını istiyoruz. Yani buraların düzelmesini istiyoruz. Yağmurun yağmasından sürekli bu dumanların çıkması zehir mi değil mi onu da bilmiyoruz. Ya tabii canım korkuyoruz yani. Her gece yanık kokusu. Tabii her gece yanık kokusu var. Sabaha kadar uyutmuyor. 80 yılında taşındık biz buraya. Ev yaptık, geldik. Çocuklarım burada büyüdü. Ama bronşit var büyük oğlumda. Eşim de akciğerden ameliyat oldu geçen sene. Nefes alamıyor, zorlanıyor. Yani çok koku geliyor. Her taraf kapalı, koku rahatsız ediyor. Yani yazın ne yapacağız bilmiyorum. 10 yıldır bu dumanı, kokuyu çekiyoruz. Düzelmedi. Yani sesimizi de duyuramadık hiç kimseye. Yani bir an önce bunun temizlenmesini istiyoruz biz de. Kokusu bizi öldürecek. Vallahi hastalık pek çok. Kaç kere müracaat ettik avukatlara, herkesine. Bizim sesimizi duyan yok, yok. Aa böyle biz bu çileyi çekiyoruz çocuğum. Valla bizi duysunlar galiba. Şu fabrikayı halletsinler. Çok şikayetçiyiz. Hepimiz de hasta. Hiç sağlam insan yok. İnan bak. Önce kaldırılmasını istiyoruz. Biz de hasta olmak istemiyoruz.
Biliyorsunuz bir Çernobil'imiz var. Hatta iki gün önce Arif Ali Cangi'ye de çok teşekkür ediyorum. Çevreci, avukat devamlı gündeme getiriyor. Yaklaşık 15 yıl önce tespit edilen bir nükleer atığımız var. Ne olduğunu biz de tam bilmiyoruz ama eski bir kurşun fabrikası, atıklardan kurşun üreten bir fabrika. Türkiye'de olmayan bir dışarıdan bir şey getiriyorlar, madde getiriyorlar. Nükleer santrallarda kullanılan Europium 152 ve 154 denen bir madde. Onlar kurşun üretip atıklarını toprağın altına gömüyorlar. Belki onu getiren fabrika sahibi bile tehlikenin farkında değildi o gün için. Ama bugün yağmurlarla birlikte artık sizlere de zaman zaman bilgi geçiyoruz. Resmen toprağın altından duman tutuyor. Yağmurla birlikte, oksitlenmeyle birlikte hem yeraltı sularına karışıyor, hem dibinde bir dere var, İzmir Körfezi'ne akıyor. Oradaki vatandaşlarımızı etkiliyor. Artık pencerelerin önündeki o beyaz mermerler bile sarıya dönüşmüş durumda. Burasının temizlenmesini istiyorum. Buraya dikkat çekiyoruz. Zaman zaman sizlere açıklamalar yapıyoruz. Canlı yayınlarda en son İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin meclis toplantısında da dile getirdim. İki gün önce yine sağ olsun Arif Bey tekrar Türkiye gündemine taşımaya çalışıyor. İzmir Valisi, yeni valimiz ilk geldiğinde kendisini ziyarete gittiğinde burasının temizlenmesi gerektiğini, burasının yarattığı tehlikeden dolayı kendisine bizleri, Vali Bey, Büyükşehir Belediye Başkanı, Gazi Emir Kaymakamı, Belediyesi, çevre örgütleri, hatta fabrika sahibi, hepsini bir yuvarlak masada bizi toplayın. Burasını nasıl temizleriz, ne yaparız, herkesin üstüne ne görev düşüyor, bunun bilimsel yöntemi nedir, maliyeti nedir? Gelin bu cenazeyi hep birlikte kaldıralım diye ısrarla çağrılar yapıyorum. Bir defa İzmir Vali Yardımcısının başkanlığında toplandık ama o toplantı orada kaldı. Tehlike devam ediyor. Dediğim gibi tehlikenin belki fabrikanın sahibi bile farkında değildi. Bir teklifim var. Türkiye Cumhuriyeti Çevre Şehircilik Bakanlığı bu alanı kamulaştırsın. Bilimsel yöntemlerle burasını temizlesin ve nükleer temalı bir parka dönüşsün burası. Bir oradaki yaşayan insanlar zaten çok uzun yıllardır bunun acısını çekiyorlar. Hastalıklar, vakalar artmış durumda. En azından o insanlara bir özür gibi, bir ödül gibi burasının kamulaştırılmasını istiyorum. Tabii ki karşılık bulamıyoruz. İnşallah bu mücadeleyi yükseltip orasının temizlenmesini sağlarız.